Öncelikle merhaba hocam. Merhaba. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Asiye Karasüleymanlıoğlu, Asiye Sultan Sanat Evi hocasıyım. Serginizin konusunu öğrenebilir miyiz? Biraz serginizin konusundan bahseder misiniz? Üç boyutlu katı sanatı sergisi. Üç boyutlu katı sanatı normalde katı sanatı olarak fakat günümüze biraz daha uyarlanmış halde düzenleniyor. Normalde Osmanlı döneminden gelme bir sanat. Fakat günümüze uyarlandı. Biraz daha böyle kağıtlarda değişiklikler var, montajlarda bazı değişiklikler var. Unutulmaya yüz tutmuş bir sanattı. Fakat bunu birkaç tane hocalarımız var Türkiye'de. Onlardan eğitim alaraktan öğrendim bu sanatı. Ve ben de yaymak istiyorum. Tüm bayanlara bu sanatı göstermek istiyorum. Bayanlarımız zaten çok yetenekliler. Bunları da yapabileceklerini düşünüyorum. Zaten sergimin amacı Elinizdeki Sanat adlı bir sergimin ismi de. Her bayan yapabilir. Elimizdeki sanatı ortaya çıkarabiliriz. Hiç yapamayacağım diyen öğrencilerim oldu. Fakat çok güzel sonuçlarla karşılaştım. Bu da beni gururlandırdı. Peki kaç kişilik bir kadroyla hazırlandı bu sergi? Öğrencilerinizle birlikte hazırladınız. Bu sergiyi yaklaşık işte 5 aydır, 5,5 aydır devam ediyor. Aslında çok öğrencim yok. Ben bu sergiye 2 öğrenciyle başladım. Ondan sonra yavaş yavaş arttı. Çok değil. Çünkü bilen yok bu sanatı çok fazla. 5 öğrenciyle tamamladım. En son 2 ay önce 5. öğrencimi aldım. Bu sanatı gösterebilmek adına çok çalıştım ve çok resim çıkartmaya hitap etsin istedim herkese. Hattan tutun, ondan sonra çiçek resimleri, ondan sonra daha spor resimler, her şeyi yaptırmaya çalıştım. İlk mi böyle bir sergi? İlk sergi, evet. İlk sergim kendim adına. Kaç tablo var? Tam 70 tane tablomuz var şu anda. Hemen hemen yaptıklarımızın çoğunu sergilemiş olduk. İlgi nasıl peki şu an Gebze'de? Çok ilgi var. Çok ilgi var. Hanımlar çok ilgilendiler. Erkekler de işin doğrusu çok beğendi, çok ilgilendi. Çok büyük talep var şu anda. Çünkü insanlar gerçekten habersiz. 2 gündür sergim açık fakat sadece bir kişi bildi bu sanatı. Biz de duyurmaya çalışıyoruz. Ne zamana kadar devam edecek sergi? Sergimiz pazar günü akşam 7'ye kadar devam edecek. Herkesi bekliyoruz. Herkes bu sanatı yapabilir. Benim yeteneğim yok demesinler. Kesinlikle yapabileceklerini düşünüyorum. Bayanların altından kalkamayacağı hiçbir şey yoktur. Bundan da sonuç alacaklardır. Kendilerine de güvendiklerini görsünler. Kağıt oyma sanatı olarak geçiyoruz. Bütün malzeme olarak kağıt kullanıyoruz. Kağıtları uyarak boyut veriyoruz kağıtlara. Eski dönemdeki esas kağıt sanatında boyut bu kadar yoktu. Farklı kağıtlar kullanılıyordu, kendi yapmış olduğumuz kağıtlar kullanılıyordu, mürekkebi de farklıydı, her şey farklıydı. Fakat şimdi teknolojiden yararlanarak kağıtlar matbaalardan çıkartılabiliyor. İstiyoruz, özel matbaalar var bu işi yapan. Kağıtlarımızı istiyoruz, biz onu oymaya başlıyoruz. Boyutuna göre her resimin boyutu farklı. Atıyorum bir resim 5 boyuttan çıkarken bir resim 12 boyuttan da çıkarılıyor. 10 kağıttan da çıkabiliyor. Bu resim derinliğine bağlı, boyutuna bağlı. Malzeme olarak kesici kullandığımız için kuretuar adında bir kesici aldığımız var. Kuretuar kullanıyoruz. Keçeli kalemlerimiz var, kestiğimiz yerler belli olmasın kullanıyoruz. Aynı zamanda yükseltilerimiz var. Onlar yükseltme olarak kağıt kullanıyoruz. Orijinalini bozmayalım diye. Yapıştırıcı olarak silikon kullanıyoruz. Şeffaf silikonlar kullanıyoruz. Bazı işte günümüze uyarlanması için minik küçük böyle oynamalar yapıyoruz resmin üzerine. Ufak, çok orijinalliğini bozmamak. Çünkü bu sanat daha çok Osmanlı'yı andıran bir sanat olduğundan dolayı orijinalliğini de bozmamak gerekiyor. Çok fazla materyaller kullanılmaması gerekiyor. Biz de bundan kaçınıyoruz.